sürpriz. Ne çıkacak acaba, yapıştır boya katla. Tüm cevaplar sürpriz kutusunda, atma sakın atma. Sen de düşün, bul ve tasarla. Neşeyle, merak ve heyecanla başla. Armanın coşkusu başlıyor, bak sürpriz kutusu. Hop, bir, iki, üç, hop, bir, oh. Evet dönüştüretör, buraya gelirken sabah spor yaptım. Yoruldum biraz ama çok da enerjiyim. Aa, evet, spor yapmak biraz insanı yoruyor ama hem mutlu hissettiriyor dönüştüratör, hem de sonrasında yorgunluğu hissetmiyorsun. Spor yapmak çok önemli. Bak şimdi spor yapınca ciğerlerim gelişiyor, sonra da kalbin pompaladığı kan oranı artıyor. Beynime çok kan gidecek ve sonra bu sayede çok daha iyi projeler yapacağım. Bu arada dönüştüratör, zinde olmam lazım ki ileride hasta olmayayım. Ne? Bütün enerjimi spora harcamayayım, programda mı saklayayım? Ne? Ha, sen sevgi arkadaşımı söylüyorsun dönüştüratör. Merhaba arkadaşım, sürpriz kutusunun yeni bölümüne hoş geldin. O zaman seni daha fazla bekletmeyelim ve kutumuzu isteyelim. Hofusu, popusu, gelsin sürpriz kutusu. Geldi sürpriz kutusu. Alıyorum kutumu ve koşa koşa masama gidiyorum. Evet, hadi bakalım açalım kutumuzu. Açıl çatı, açıl. Ne çıkıyor buradan bakalım? Bu ne? İlginç bir malzeme. Bir huni, küçük bir huni. Tamam, o zaman sağ taraftaki çatımı açıyorum. Buradan bir pet şişe çıktı. Devam edelim. Bakalım sol çekmeceden ne çıkacak? Aa, balon. Dönüştüratör. Yoksa parti mi veriyoruz? Kutuya balon koymuşsun ya, o yüzden sordum. He, parti yokmuş. Projemde kullanmam için vermiş bunu dönüştüratör. Tamam. Peki öyleyse açmaya devam edelim kutumuzu. Bu kapağın altında hiçbir şey yok. O zaman ben de sağ çekmecemi açıyorum. Anahtarımı buluyorum. Sürpriz kutumu da açıyorum. İçinden mavi bir karton çıktı. Başka da bir şey çıkmadı. Evet, bugün malzemelerim pek fazla sayılmaz. İlginç bir kutu. Dönüştüratör, bana huni bile yollamışsın. Ne yapacağım ben o huniyle? Ha, belki şişenin içine bir şey koymak istersin diye yolladım diyor. O zaman sen o huniyle şişenin içine bir şey koyacaksın. Ama ne koyacaksın? Dönüştüratör, benim şişeye koyacak bir malzemem yok ki. Öyle bir şey yollamamışsın. Aa, bilmeceyle isteyebilirsin diyor. Bilmece sormak için gayet güzel bir fikir. Peki bu ilginç malzemelerle ne yapacağım? Mavi kartonum tamam, pet şişem, balon ama huni. Ne yapacağım ben bununla? Bir adam yapabilirim. Pet şişeden bir adam, mavi kartonla kaplarım. Sonra balondan da bir kafa yaparım buraya. Şişiririm balonu, adamımın kafası olur. Evet ama aslında gazete kağıdıyla tutkalım olsa çok daha güzel olurdu. Bilmeceyle mi istesem? Aa, dönüştüratör biliyor musun? İlkokulda karbonat ve sirkeyle üflemeden balon şişirmiştik. Evet evet. Öğretmenimiz derste deney olarak yaptırmıştı. Balon şişiyordu gerçekten dönüştüratör. Karbonatla sirke etkileşime giriyor ve ortaya karbondioksit çıkıyor. O karbondioksit de balonu şişiriyor. Denemek ister misin? Neden olmasın diyor. Balonun üzerine hatta göz, ağız, burun çizerim. Çok güzel olur. Kartondan da şişe adama kıyafet yaparım. Balon şişince balon kafalı bir şişe adamım olmuş olur. Hem deney hem şişe adam. Bir taşla iki kuş. Renkli kartona dörtgen şeklinde bir gövde ve iki kol çizerim. Kesip şişeye yapıştırırım. Balonun üzerine CD kalemiyle göz, ağız ve burun yaparım. Dönüştüratörden sirke ve karbonat isterim. Karbonatı balonun, sirkeyi de şişenin içerisine dökerim. Balonu şişenin ağzına takarım ve karbonat şişeye dökülünce ortaya çıkan karbondioksit balonu şişirir. Böylece şişe adamın kafası kalkar ve projem tamamlanır. Hadi o zaman başlayalım. Dönüştüratör, ne yapacağına karar verdin mi? Deneyecek misin?
Neyi deneyeceksin? Dönüştüratör hemen başlaman lazım. Yoksa yetiştiremezsin projeni. He, ben kendi projemle ilgileneyim, sana karışmayayım yani. Tamam, olur. Hemen ben projeme dönüyorum sevgili arkadaşım. Önce mavi kartonumu alıyorum. Ve siyah kalemimle iki kol ve bir de kıyafet çiziyorum. Evet, şimdi pet şişemi alıyorum. Bu benim şişe adamımın gövdesi. Ve üzerine bunu yapıştırmak istiyorum. Burada selobantım var. Bandımla bunu güzelce yapıştırabilirim. Evet, kollar tamam. Başını yapmak istiyorum şişe adamımın. Başını balondan yapacağım ama önce göz, burun ve ağız çizeceğim. Ben CD kalemiyle çizeceğim bunu sevgili arkadaşım. Eğer evinde CD kalemi yoksa sen bunu herhangi bir keçeli kalemle boyayabilirsin. Ama dikkat et, boyadıktan sonra kurumasını bekle, yoksa dağılır. Kağıt değil bu. O yüzden şimdi dikkatlice ben de sana dediğim gibi iki göz çiziyorum. Evet, şimdi balonumu alıyorum ve Huni'mi de alıyorum. Huni'nin alttaki parçasını balonumun ağzına takıyorum. Bak, sağlam oldu. Şimdi sırada karbonat var. Karbonatı içine dökmem gerekiyor. Ve tabii ki sirkeye de ihtiyacım var. İşte bu iki malzeme için dönüştüratör. Bilmeceni yollar mısın? Evet, işte sirkem ve karbonatım. Şaka şaka, içinde sadece bilmece var. Ama bilirsem o iki malzemeyi de alırım. Hemen o zaman okuyalım bakalım bilmecemizi. Yazlık, kışlık, baharlık hepsi buradan alınır. Fermuarlı, bağcıklı, bağcıksız, rahat yürü diye tümü burada satılır. Satılır. Bir şey satılıyor. Burası bir dükkan. Peki giyim mağazası olabilir mi? He, yaklaştın diyor. Demek ki doğru cevap bu değil. Yaklaştım ama burada ne satılıyor peki? Fermuarlı, bağcıklı, bağcıksız. Manav olabilir mi? Yok, olamaz. Bağcıklı bir elma hiç görmedim. Peki rahat yürü diye... Tabii rahat yürüyebilelim diye bastonlar var. Baston dükkanı olabilir. Bir dakika, şunu kaçırıyorum ama. Yazlık, kışlık, baharlık diyor. Mevsimlik baston olmaz. Kesinlikle değil. Peki rahat yürüyelim diye tümü burada satılır. Bağcıklı. Bağcıklı. Tamam. Bu ayakkabı. Ayakkabıcı da olur. Doğru mu? Doğru. O zaman sirke ve karbonat ayakkabıcının içinde. Hemen alıyorum buradan. İşte burada. Karbonat ve sirke. Tamam, artık deneyimi yapabilirim. Ama kaşık yok. Keşke bilmeceyle kaşık da yollasaydın dönüştüratör. Yok, bir bilmeceye daha ihtiyacım yok dönüştüratör. Çünkü benim kaşıklarım var. Nerede sevgili arkadaşım? İşte ağaçta. Bir sürü kaşığım var. Bu beyazını alıyorum ve deneyimi yapmak için masama gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Bakalım bu deney nasıl olacak? Başarılı olabileceğim mi? Evet, şimdi şişem burada dursun. Sirke de burada, karbonatımı açayım. 3 kaşık karbonat boşaltacağım ama şunun ağzını daha sağlamlaştırayım. Çünkü açılmasın, karbonat etrafa saçılmasın. Tamam, elimle de destekleyeyim. Şu birinci kaşık. 2 ve 3. Bak, içine bütün karbonatlar döküldü. Balon karbonatla doldu. Çıkarıyorum dikkatlice. Bunun içi karbonatla dolu. Bu karbonatın işi bitti. Şunu kaldıralım. Kaşığımı da kaldırayım. Şimdi. Evet, Huni'mi temizledim. Artık deneyimin ikinci kısmına geçebilirim. Sırada sirke var. Şişemi aldım. Huni'mi içine koyuyorum. Ve sirkemi boşaltıyorum. Daha
Tamam, oldu. Bunim'in de işi bitti. Şimdi şişe adamımın suratı burada, yani balonum. Bunu dikkatlice geçiriyorum. Şimdi deneyimin asıl bölümüne geldim. Dikkatlice içindeki karbonatı şişenin içine döküyorum. Aa, şişiyor! Balon şişiyor! Dönüştüratör, çok güzel olmadı mı? Çok beğenmiş. Evet, bence de çok güzel. Çok basit ve çok eğlenceli bir deney bu. Karbonatla sirkenin etkileşimi sonucunda ortaya karbondioksit çıkıyor ve o karbondioksit yükselerek balonun içine doluyor ve balon şişiyor. Çok güzel bir deney bu, değil mi dönüştüratör? Hadi şimdi senin projeni görelim dönüştüratör. Kap mı? İki tane kap mı istiyorsun? İki tane kaba ihtiyacı varmış projesi için. Olur, ben sana veririm dönüştüratör. Benim iki tane kabım var. İşte ağacıma geldim. Ağacımdan kaplarımı alabilirim. Bir ve iki tane kap. Dönüştüratör, bunlar nasıl? Senin projene uygun mu? Aç kapağını da vereyim sana. Aa, bunları ben kullanacakmışım. Masana koy diyor. Tamam, peki. Koyayım masama. Sonra söyleyecekmiş ne yapacağımı. Ben de o sırada sana projemi nasıl yaptım hemen hatırlatayım sevgili arkadaşım. Renkli kartona dörtgen şeklinde bir gövde ve iki kol çizdim. Kesip şişeye yapıştırdım. Balonun üzerine CD kalemiyle göz, ağız ve burun yaptım. Huni'yi balonun ağzına geçirdim ve içerisine 2-3 kaşık karbonat koydum. Sirkeyi de şişenin içerisine döktüm. Balonu şişenin ağzına taktım ve balonu kaldırınca karbonat şişeye döküldü ve ortaya çıkan karbondioksit balonu şişirdi ve şişe adamın kafası havaya kalktı. Böylece ben de projemi tamamlamış oldum. Evet dönüştüratör, sıra sende. Göster bakalım sen ne yaptın ve ben bu kaplarla ne yapacağım? Aa, şişeler. Dönüştüratör, sen projeni bitirmemişsin ki. He, tamam şimdi anladım. Onun projesi de bir deneymiş. Ve bu deneyi ben yapacakmışım. Tamam sevgili arkadaşım, dönüştüratörün gönderdiği malzemeleri alalım. Bu sıcak su, dikkat etmek gerekiyor. Bu boş bir şişe ve bu da buzlu su. Şu malzemeleri buraya koyuyorum ve bakalım bu sıcak su deneyi nasıl olacak? Tamam. Şimdi soğuk suyu bir kaba, sıcak suyu bir kaba koy diyor. Tamam, hemen koyuyorum. Alıyorum soğuk suyu. Büyük kaba koyuyorum. Evet, içinde de buzlar var. Ve dikkatlice sıcak suyu da diğer kaba koyuyorum. Evet dönüştüratör, şimdi ne yapacağım? Tamam. Şimdi sana gönderdiğim balonlu şişeyi soğuk suya koy diyor. Koyuyorum. Bir şey olmadı dönüştüratör. Şimdi de kaynar suyun içine koy diyor. Peki tamam, koyuyorum. Aa, dönüştüratör! Balon hareket etti. İçine sıcak hava doluyor. Şişiyor sanki. Tamam, karbonat deneyindeki kadar çok şişmiyor ama bak bir hareketlenme oldu ve dikleşti. Sıcak hava yükselirmiş. Evet, sıcak hava yükselince balonun içini dolduruyor ve balon şişiyor. Evet dönüştüratör, bugün deney dolu bir gün oldu. Ben çok eğlendim ve aslında çok şey öğrendik. Sevgili arkadaşım, sen de bu deneyi yapmak istersen sıcak su kullanman gerektiğinde mutlaka dikkatli ol ve bir büyüğünden yardım al. Bugün deney dolu güzel bir gün oldu. Eğer bu yaptıklarımı yeniden izlemek istersen
tr adresinden veya TRT Çocuk mobil video uygulamasından dilediğin zaman bizi izleyebilirsin. Bir sonraki sürpriz kutusunda görüşünceye dek hoşça kal. Seni. Bugün bitti sürpriz kutusu, sabret yine gelecek yenisi. Merak ediyoruz doğrusu, neler verecek sürpriz kutusu. Dönüştüratör ve elemi yine eğlendirecek seni, yine eğlendirecek seni.